Bir seyahat planladığını hayal et. Dünya üzerinde geyser adı verilen kesintili bir şekilde sıcak su ya da sıcak buhar fışkırtan ve kükürt yayan kaynarcalara bir yolculuk yapacaksın. Yolculuğa başlamadan önce gideceğin güzergahları belirliyorsun. Ardından çantanı hazırlıyor, giysilerini seçiyorsun. Unutma, geyserlerin bulunduğu yerler volkanik kırıkların, fay hatlarının bulunduğu bölgelerde. Bu nedenle hazırlıklarını dikkatli yapmalısın. Hazırlıkların tamam. Şimdi seyahate çıkmaya hazırsın. İlk durağın Rusya'da yer alan Kamçatka Yarımadası. Dünyadaki en büyük ikinci geyser yoğunluğuna sahip olan bu yerde yaklaşık 90 geyser ve kaplıcalar yer alır. Kamçatka Yarımadası'nda kocaman anlamına gelen Velikan, bölgedeki 30 isimlendirilmiş geyserin en büyüklerinden biridir. Velikan geyserinin eşsiz patlamasını izlemek için yerini alıyorsun. Günde 6 ila 8 saat arası 1 dakika boyunca 25 metre yüksekliğe kadar su püskürtür. Neyse ki tam zamanında buradasın. Evet, patlama anı geldi. Bu anı ölümsüzleştirmek için kameranı çıkarttın ve çekmeye başlıyorsun. 3, 2, 1... Uzun ve güzel Rusya seyahatinden sonra Almanya'ya ayak bastın. Güzel bir uyku çektikten sonra Almanya'daki Namitjärwörth doğal koruma alanında yer alan Endernech geyserine gitmek için hazırsın. Buraya gelmeden yaptığın kısa bir araştırmada bu geyseri özel kılan özelliğin sıcak su değil soğuk su püskürtmesi olduğunu, 64 metre yüksekliğiyle de diğer geyserler arasında en yüksek olan olduğunu okumuştun. Püskürme anı geldi. Adeta bir soda şişesi misali içindeki suyun karbondioksit tarafından çıkmaya zorlandığını görüyorsun. İşte o an. Keyifli anlardan sonra bir sonraki durağın için yola çıkıyorsun. İzlanda'nın batısındaki Haukadalur Vadisi'nde bulunan büyük geyser. Dünyanın en sıra dışı geyserlerinden biri. Bu geyseri ziyaret etmenin nedeni türünün ilk örneği olması. Büyük geyser bir zamanlar 6 ila 30 saat arasında değişen aralıklarla 45 metre yüksekliğe su ve buhar püskürtüyordu. Şu an ise pek aktif olmayan bu geyser nadir patlamasını sizin için gerçekleştiriyor ve 70 metreye kadar su püskürtüyor. Artık Strokkur geyserine doğru yola çıkmaya hazırsın. Burası tüm İzlanda'nın en etkileyici yerlerinden biri. Bu bölgeye yaklaştığında yerden yükselen dumanları görüyorsun. Geyserlere doğru yürürken ayağının altının ısındığını hissediyorsun. O yerin altında neler oluyor öyle? Buz gibi bir ülkeden böyle sıcak su fışkırtan yerler. Delik deşik arazide irili ufaklı yüzlerce geyser var. En büyüğünün adı Strokkur. Her geyserin yanında olduğu gibi Strokkur'un yanında da dikkat uyarısı var. Çünkü buradaki su kaynar su. Vücudunda yanıklar oluşmasını istemezsin. İzlanda'nın buz gibi soğuğundan yükselen geyserler ince bir sisin altında muhteşem manzaralar oluşturuyor. Strokkur 4 ila 8 dakikada bir patlıyor ve patladığında suların 40 metre yüksekliğe kadar püskürdüğünü görebiliyorsun. Çevresindeyken hiç ıslanmıyorsun çünkü püsküren su o kadar sıcak ki hemen havada buharlaşıyor. Suda bulunan kükürt nedeniyle havada bozulmuş yumurta kokusuna benzer bir koku olmasına rağmen gezinden oldukça keyif alıyorsun. Bir sonraki durağın olan ABD'ye doğru yola çıkıyorsun. Eski sadık dost geyseri Amerika Birleşik Devletleri'nin Yellowstone Milli Parkı'ndaki 10.000 geyserden biridir. Bununla birlikte dünyanın en ünlü ve en çok ziyaretçi çeken geyseridir. Eski sadık dost geyseri şaşılacak bir düzenle her 65 dakikada bir ve tam 4,5 dakika süreyle bir kaynar su ve buhar sütununu havaya fışkırtır. Bu nedenle bu güzel manzarayı kaçırmak istemiyorsun. Evet, bu güzel manzarayı izlemek üzere yerini aldın. Her fışkırmadan önce davul gümbürtüsünü andıran boğuk bir uğultu duyulur. Sonra da köpüklü sular 50 metreye kadar yükselir ve gökkuşağı oluşturur. Bu eşsiz manzaradan sonra Kestrel Geyseri'ne uğramadan edemiyorsun.
Yellowstone Ulusal Parkı'na gelmişken, Yukarı Geyser Havzası'nda bulunan Castle Geyser'ini de ziyaret etmeden gitmek istemiyorsun. Yaklaşık 5000 yaşında olduğu tahmin edilen Castle Geyser'i seni epeyce meraklandırdı. Bugün her 10 ila 12 saatte bir fışkırmalar görülmüş. Neyse ki bu eski geyserin püskürme anını kaçırmadın. 20 dakikalık bir su patlamasında sular 27 metreye kadar yükseldi. Patlama yaklaşık 1 saat kadar sürdü ve akabinde 30 ila 40 dakika süren gürültülü bir buhar salınımı evresi geldi. Bu eşsiz anı kaçırmadığına mutlusun ve bir sonraki durağın olan Nevada eyaletine doğru yol alıyorsun. Nevada, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı, dağlık batı ve güneybatı bölgelerinde bulunan eyaleti ve Las Vegas'tan sonra en fazla nüfusa sahip ikinci şehridir. Fly Geyser'i, Karakaya çölünde bulunan jeotermal bir geyser. Bundan tam 40 yıl önce çöle dönüşmüş eski bir göl yatağında jeotermal enerji kaynaklarını delen işçiler, kaynağın toprak altından püskürmesiyle birlikte minerallerin yükselmesiyle bu formun oluşmasını sağlamış. Yani Nevada'nın yerlilerinin bile pek bilmediği bu geyser, 1916 yılında bir kuyu sondajı sırasında yanlışlıkla oluşturulmuş ve doğal bir oluşum değil. Yine de bu görkemli geyseri ziyaret için yaklaştığın esnada bir duyum alıyorsun. Bu geyserin Todd Jaksix isimli bir şahsın arazisinde olması sebebiyle halka açık olmadığını öğreniyorsun. Büyük hayal kırıklığı. ABD seyahatinin sonuna geldin. Meksika yolculuğu seni bekliyor. Nihayet Meksika'ya ayak bastın. La Bufadora, Meksika'nın Baja California eyaletindeki deniz geyzeri ve Kuzey Amerika'nın en geniş hava deliklerinden biridir. Bu geyzer, bir deniz mağarasında sıkışan havayla deniz suyunun çıkmaya zorlanması sonucunda her dakikada bir gibi bir sürede kulakları sağır eden bir sesle patlamasıyla oluşur. Bu benzersiz geyzeri izlemek üzere diğer turistler gibi 24 metrelik bir izleme tepesinde yerini aldın. Geyzerin 30 metreye kadar çıkan patlamalarını görüyorsun. Hatta geyzerin serpintilerini bile hissediyorsun. Seyahatin tam da planladığın şekilde ilerliyor. Şili'ye doğru yolculuğun başlasın. Şili yolculuğuna başlamadan çöl sıcağının seni kavurmasına izin vermemen için üzerine ince giysiler alsan iyi olur. Haydi yolculuğumuz başlasın. Şili'nin Atacama çölünde San Pedro de Atacama köyüne 100 kilometre mesafedeki geyzer ziyaretçilere görsel bir şölen sunmakta. El Tatio deniz seviyesinden 4320 metre yüksekliğinde olup yeryüzünün en yüksek konumundaki geyzeridir. Bu yer Antofagasta bölgesi diye adlandırılan bölgede Atacama çölünün batısında bulunur. İsmini ise çok yakınında bulunan Cerro Tatio volkanından alır. El Tatio, Güney Yarımküre'deki en büyük geyzer sahası ve Yellowstone, ABD, Dolina, Giezero ve Rusya'dan sonra dünyanın üçüncü büyük sahasıdır. Sabaha karşı El Tatio'ya vardın. Sıcak su kaynağının oluşturduğu buhar bulutları özellikle sabahın soğuk saatlerinde bariz bir şekilde yükselir. Buhar bulutlarını görüyorsun. Hava oldukça sıcak, bu nedenle üzerine aldığın kıyafetler seni biraz da olsa rahat ettiriyor. Sabah saatlerine gelindiğinde güneş yükseldikçe ısı arttığından buhar oluşumu azalıyor. Saha içerisinde her biri farklı özelliklere sahip 3 ayrı geyzer alanı içerisinde orta havzadasın. Orta havza, yukarı havzanın hemen güneyinde bir silika düzlemidir. Bir çeşme gibi püsküren 3 metre derinliğinde bir dizi havuz içerir. Püskürmeler süre ve yükseklik bakımından düzensizdir. Bu alanda püskürmeleri birbiri ardına izliyorsun. Seyahatinin son durağı olan Japonya'ya yola çıkmaya hazırsın. Gezinin son noktası olan Suwako Geyseri'nin merkezi, Japonya'nın Nagano şehrindeki Suwako Gölü'ne bakar ve bu oluşum Nanatsu-gama ya da 7 kaplıca ile birlikte dünya üzerindeki en büyük geyserlerden biridir. Bu geyserin size sunduğu manzara 40-50 metre yüksekliğe kadar çıkabildiği görülen fışkıran sularıyla dünya üzerindeki en dinamik alanlardan biri olarak nitelendirilmekte. Bu patlamalar yaklaşık olarak saatlik aralıklarla gerçekleşir.
Göle bakan Suvakoşofben merkezi saatlik aralıklarla yaklaşık 40 ila 50 metre yüksekliğe kadar su fışkırtan bir geyserin önünde oturuyor. Suvako Gölü'nün yanındaki açık hava kaplıca banyosunda güzel bir duş aldıktan sonra Omowatari Georama sergisini geziyorsun. Ardından dünyanın en büyük geyserlerinden biri olan Suvako geyserini seyre dalıyorsun. Dünya üzerindeki ilginç oluşumlardan olan geyserlere bir yolculuk yaptın. Bu eşsiz yolculuğun sana çok şey kattığı düşüncesiyle ülkene dönüyorsun.